İktidarla muhalefet arasındaki ÖTV konusunda tartışma sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ÖTV'yi indireceğiz demişti. Bu konuda çağrısı da vardı. Ama sevgili izleyiciler, sonrasında Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin basına kapalı bir yerde yaptığı konuşma sızmıştı. Orada ÖTV'yi artıracağız demişti. Ve sonrasında CHP liderinin yaptığı açıklama vardı. Bakan Nebati diyor ki ben espri yaptım diyor. Yani bu ÖTV açıklaması bir espriymiş. Hatta ÖTV konusu iktidarın gündeminde bile değilmiş. ÖTV artırmışlar mı da gitsek? Dedik bu genel başkan yanlış anlamış bizi. Yanlış dinlemiş. Sevgili halkım, bunların saraydan atanma bakanı biz ÖTV'yi arttıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelince ÖTV'yi indireceğiz vaadine karşılık iktidarın ÖTV'yi arttırma planı olduğu öne sürülmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kapalı toplantıdaki konuşmasında biz aslında ÖTV'yi artıracaktık dediği sızınca CHP lideri ciddi alınacak bir tarafları yok tepkisini göstermişti. Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. Sizin bu manipülasyonunuzu espriye alarak tam ÖTV'yi artıracaktık ki Kılıçdaroğlu konuştu şeklinde bir söz söyledim. Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak, azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız. Yaptığı her açıklamayla gündem yaratan Nebati bu kez de espri yaptığını söyledi. Bakan Nebati önceki konuşmasının aksine ÖTV'nin iktidarın gündeminde olmadığını savundu. Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla vatandaşlarımızın araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur. İkinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin geçtiğimiz günlerde basına kapalı bir toplantıda yaptığı konuşma sızınca tepkiler beraberinde gelmişti. Biz kendiler aramızda demedik mi ya şu ÖTV'yi artıralım da şu şeyi biraz kıralım. Kimden dinlediyse nasıl dinledik? ÖTV indirilecek dedi. ÖTV indirilecek deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya devam etsinler.